Evet, değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözleri anımsatmak istiyorum. Çok önemli sözler söyledi. Bakınız şöyle söyledi. Son günlerde bakıyorsunuz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre İçtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, zamanda yaşıyorlar. Devam ediyor şimdi. Asıl bu sözlerden daha önemli sözler bundan sonra söylediği sözler. Çünkü yani aynen okuyorum ki bir yanlışlık yapmayalım. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin bir daha söylüyorum. İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Kimler? Yani bu din adamları. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Sonra şöyle ekledi bu sözlerine Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın. Evet. Tabii Rabbim nasıl tefe koyar onu bilmem. Ama birçok hoca efendinin nasıl tefe koyduğunu gördük. Derhal saldırıya geçtiler ve kim saldırıya geçti? Ha. Kimin saldırıya geçtiğini yine dönelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde bulalım. Kim bu kişiler? Bu kişiler İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz kişiler. Hoca efendiler. Evet. Hoca efendiler Sayın Cumhurbaşkanlığı tefe koyup çaldılar. Bunun üzerine onun sözcüsü yani Cumhurbaşkanı sözcüsü bu sözleri tevil eder biçimde açıklamalarda bulundu ama Cumhurbaşkanı sonra yaptığı bir konuşmada da şunu söyledi. Mehmet Akif'in sözünü söyledi. Ne demişti Mehmet Akif? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Ne demek asrın idraki? Yani çağın bilinci. Ya İslam'ı çağın bilincine söyletmeliyiz. Hayır, söyletemeyiz. Böyle bir şey yok. Çağın bilinci neymiş? İslam vardır, gelmiştir. Hiçbir şey değişmemiştir filan diye hemen bir orkestra ortaya çıktı. Çıkar, her zaman çıkar. Sustururlar bunlar insanları. Yıldırırlar. Ama şu önemli, demek ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın beyninde böyle bir kavram var. Bu önemli. Peki nedir Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu sözleri söylemeye sevk eden gelişmeler? Evet. Şimdi bir başka örnek. Bir başka sayın eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu.
bugünkü başkandan önceki başkandan daha önceki başkan. Ali Bardakoğlu da bir ilahiyat profesörü. 14 maddelik bir bildiri yayınladı. Bakın 12. maddesinde ne söylüyor? Ya hepsi önemli de. Ama ben 12. maddeyi seçtim. Böyle bir din anlayışın, böyle bir dini anlayışın, böyle bir dini anlayışın, ya bugünkü dini anlayışın, bir takım hoca efendilerin, hatta Bardakoğlu'nun başında bulunduğu, eskiden başında bulunduğu teşkilatın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Bardakoğlu'nun kendisi bana başkan iken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurullarından dert yanmıştı. Bu arada onu da söyleyeyim. Ya bir gün kendisine söyledim ki hocam ben yurttaş olarak size bir soru soracağım. Sizin göreviniz yurttaşların sorularına cevap vermek. Ne soracaksınız dedi. Şunu soracağım. Peygamber döneminde, peygamber sağken cuma namazı nasıldı? Bunu soracağım. Size doğru cevap vermezler dedi. Kim dedi? Diyanet İşleri Başkanı. Hocam size soracağım dedim. Ben de Din İşleri Yüksek Kurulu'na göndereceğim. Onlar size doğru söylemezler dedi. Ne yapacağız biz? Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu'nun sözlerine dönüyorum. Şöyle diyor. Böyle bir dini anlayışın çocuklarımız, torunlarımız tarafından nasıl karşılanacağından emin değilim. Artık yavaş yavaş yol ayrımına geliyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız sorguluyor, görüyor, biliyor. Ne söylüyor başkan? Yavaş yavaş, hayır sayın başkan, yavaş yavaş değil. Yol ayrımına çoktan gelindi. Siz de biliyorsunuz. Ama umutsuzluk olmasın diye böyle ifade ediyorsunuz. Yol ayrımı başladı. Artık dindarların çocukları dinsiz. Din adamı denilen din görevlerinin torunları ya dinsiz, kimisi de Allahsız yani. Dine de inanmıyor, Allah'a da inanmıyor. Ya bunu siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Çevremde birçok insan böyle. Yani söz gelimi bir değerli müftülük yapmış bir ilahiyatçının torunuyla tanıştım. 10 yaşında bir kır çocuğu. Ben dedi, dine inanmıyorum. Kızım niye inanmıyorsun? Nereden çıktı bu? Din dersi öğretmeni dedi, öyle bir din anlattı ki ben dinden koptum dedi. Annesi de vardı, dedi ki annesi, aslında dedi Tanrı'yı da sorguluyor, düşünüyor. Nasıl yani? Yani diyor ki Tanrı varsa bu kadar kötülüğe, çocuklara yapılan kötülüklere niye izin veriyor? Dedim ki kızım Tanrı var da sana anlatıldığı gibi değil. Elbette Tanrı var. Tanrı sonsuzluktur. Tanrı'ya insani nitelikler yakıştırmak yanlıştır. Tanrı'ya insani nitelikler yakıştırınca da böyle sorgulaması doğaldır. Şimdi bunlar oluyor. Ben birçok örnek var da daha fazla çoğaltmayayım ama çok görüyorum ben. Yani benim kızım da, benim oğlum da dinsiz diyen birçok dindar görüyorum. Dahası son yıllarda bırakın çocuklarımız ve torunlarımızı, birçok insanımızın artık ben cumaya gitmiyorum, ben camiye gitmiyorum, ben artık dine inanmıyorum dediğini ben görüyorum. Siz de görüyorsunuz değerli izleyiciler. Ve bütün bunlar sonucunda ne oluyor? Liselerde, üniversitelerde, bilhassa liselerde gençlerin çoğu dinsiz ise ki öyle. Şu anda liselerde birinci grup inanç konusunda birinci grup deistler. Deist ne demek? Tanrı'ya inanan ama dinleri kabul etmeyen demek. İkincisi ateistler. Sonra gök tanrıcılar var.
Yani biz atalarımızın inancına döneceğiz. Bu Arap inancı filan bize gerek yok diyenler var. Böyle diyenler var. Onlar da var. Onların da grupları var. Dernekleri var, kümeleri var, toplanıyorlar, konuşuyorlar filan. Başka en küçük grupta Müslümanlara, Müslümanlığa inananlar. İşin ilginç yanı, Müslüman kalanlar gittikçe taassuba doğru yöneliyor. O da yani Müslümanım diyenlerin gittikçe mutaassıp, bağnaz, şekilci duruma dönüşmeleri diğerlerini de dinden koparıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün bunları gündeme getirmesi, okuduğum sözleri söylemesi, Bardakoğlu'nun bu ifadeleri 14 madde halinde yayınlaması, bütün bu gelişmelerin sonucu bir uyarı var. Ne olacak? Bunun manası şu. Demek ki bundan 10 yıl sonra bu ülkede kimse din pazarlayarak ne siyaset yapabilecek ne de ticaret yapabilecek. 20 yıl sonra yapılan hesaplamalara göre 20 yıl sonra Türkiye'de Müslümanlık marjinal diyorlar. Yani azlık, azınlık demedim, azlık bir topluluk haline dönüşecek. Değerli dostlar, Ali Bardakoğlu'nun 14 maddelik bildirisinde 12. maddenin 1. paragrafını söyledim. Bakın ikincide ne söylüyor. Yani 2. paragrafta. Bireyin olmadığı, kadın hakkı, insan hakkı, çevre bilinci, bilgi üretimi, sosyal adalet, hukuk, özgürlük, düşünce gibi temel değerlerin yeterince gelişmediği, sadece melankoli, sadece menkıbe, gözyaşı, ötekileştirme ve öfkenin yer aldığı bir din anlatımı İslamofobiyi mahallemize indirecektir. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da büyük sorular soracaktır. Evet, soruyorlar. Doğru söylüyor hoca, soruyorlar. Yani 14. maddede şöyle, bunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim ile aramız açıldı. Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği öğütlere kulak tıkadık. Ve kendi yanlışlarımıza kendimiz fetva vermeye başladık. Bu bir iflasın ilanıdır. Bu bir dükkan kapatmadır. Ama hoca hala ümidini kesmemiş. Ne yaparız da bunu düzeltiriz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını, o biraz önce okuduğum sözlerin sonunu, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'na görev vererek, yani Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapmıyor, neden yapmıyor, doğruları neden anlatmıyor anlamında tamamlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı demek ki doğru Müslümanlığı biliyor ve o anlatacak. Peki, ve konu kadın konusu. Sayın Cumhurbaşkanı kadın konusundan başladı. Kadın konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımız ne diyor? Hem de Kur'an-ı Kerim meali. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. İnsanlarımız da Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığına göre Kur'an-ı Kerim'in meali budur. Cumhurbaşkanımız da diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı doğrusunu anlatsın diyor. Peki kadın konusuyla ilgili Kadın suresi var Kur'an'da. Kadın suresi. Yani Nisa suresi. Nisa kadın demek. Bildiğiniz gibi. Orada Nisa suresi 34'ü açıyorum. Bakalım bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın büyük alimleri, koskoca teşkilat Nisa suresi 34'ü nasıl anlamlandırmış. Yani Türkçe'ye nasıl aktarmış. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Güzel. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Yani demek ki bu anlama göre erkekler kadınlardan üstündür. Ve Allah böyle yapmış. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Böyle tercüme etmişler.
diyanetçilerimiz. Baştan erkekler üstündür diye başlıyor. Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. Erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. Üstünlüğün sebebi bu. Peki kadınlar harcıyorsa ya, şimdi çağ değişmiş, şimdi eve kadının da erkeğin de parası giriyor ve ikisinde ayrı ayrı paralar var ve onlar harcıyorlar. Hatta bazı evlerde erkekler evde oturuyor, iş bulamadıklarından kadınlar para kazanıyor, evi onlar geçindiriyor. Ne olacak şimdi? Diyanet'e söylüyorum. Ey Diyanet, ne olacak şimdi? Devam edelim. Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Kadının görevi itaat yani. Kocası ne diyorsa onu yapacak. Allah'ın koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Bir parantez koymuş Diyanet. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Yani kadın itaat edecek kocasına ve evlilik yükümlülüklerini yerine getirecek. Ama baş kaldırdığını görürseniz diyor Diyanet, Nisa suresi 34. ayeti anlamlandırırken, kadınlara öğüt verin, virgül, onları yataklarında yalnız bırakın. Sonra onları dövün. Dövün. Nasıl dövelim yani? Ben burada bari dövmenin usulünü de söyleseler de nasıl döveceğimiz bilsek. Yani nasıl yani döveceğiz? Ya dövemiyorsak ne olacak? Yani ya kadın daha güçlüyse, ya olmaz mı yani? Diyelim ki kadın savunma sporları uzmanı olmuş, judo biliyor, jiu-jitsu biliyor, karate biliyor, tekvando biliyor ya da doğuştan kolu budu daha kalın, daha güçlü. Ne olacak şimdi? Nasıl dövecek zavallı Müslüman erkek karısını itaat etmiyor diye? Kim kimi döver bu durumda? Yani işte şöyle mi olacak? Ey salihe kadınlar, sakın sesinizi çıkarmayın. Kocanız sizi dövsün, böylece sevap kazanın. Bunu diyenler de var. Kocasından yediği dayak kadın için nimettir diyen saçma sapan adamlar da var, kadınlar da var. Niye? Sapıtma başlayınca nerede duracağı belli olmaz ki. Dövün. Dövün. Dövün yani. Başbaya dövün. Nasıl döveceğiz? Elle mi döveceğiz? Efendim sopa mı alıp döveceğiz filan? Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Önce Diyaneti düzeltmek lazım ki sonra Diyanet de kadınlarla ilgili konuda doğru dürüst güncelleme yapsın. Bunun dövün olmadığını ben yıllardan beri iddia ediyorum. Sonunda işte bir takım bilginler düzelttiler. Ve mesela Hüseyin Atay Hoca dövün yerine sevişin sözünü kullandı. Hocam dedim ne yaptın? Dedi ki darebe fiili var burada Kur'an'da dedi. Arapça darebe fiilinin 37 manası var. Birisi de sevişmektir. Olabilir yani kadını itaat eder hale getirmek için, onu memnun etmek için o da bir yöntem olabilir. 37 manasından birisi olabilir. Kimisi diyor ki uzaklaştırın. Uzaklaştırmak evet. Yani peki Diyanet ne yapıyor? Diyanet Arapçadaki darebe fiilinin 37 anlamından birisi olan dövünü getiriyor buraya koyuyor. Bu Diyanet mi İslam'ı güncelleştirecek? Kadın haklarını savunacak. Hani sadece Diyanet değil, yani birçoklarının çok sevdiği, okuduğu hayat kitabı Kur'an. Gerekçeli meal tefsir Mustafa İslamoğlu diye bir zatın ne dediğine bakalım 37. ayette. O da bunlar bundan böyle yola gelmezler, gelirlerse yola gelmeden öncesine bakalım. Kadınlara gelince onlara önce öğüt verin, sonra yataklarında
Yalnız bırakın, ille de dövecekseniz, bak, parantezde koyuyor. Bu ne ya? Bu ne saygısızlık? İlle de dövecekseniz. Yani ya Allah bunu dedirtiyorlar ya. Allah diyor ki, karılarınızı döv, ille de dövecekseniz. Ya bu ne ciddiyetsizlik yani? Bu zat da çok meşhur, işte bilgi ağlarında şurada burada konuşup duruyor falan. Yüksek perdeden, bir takım arkadaşlarımız bunun mealinde çok seviyorlar, okuyup duruyorlar filan. Evet, değerli dostlar. Peki, ne yapacağız? İşte yapacağımız dönüp, başa dönüp, İslam'ın güncellenmesi nasıl olur? Ve çağa uygun olarak nasıl yorumlanır, nasıl söyletilir? Ona bakmak.